arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel bir yelek çalışması yaptık. Yeleğimizi bambu ip kullanarak ördüm. Sizler yaşadığınız yerde Ulaşabileceğiniz hangi ip markası, hangi ürün olursa olsun hiç fark etmez. Onlarla yeleğimizi örebilirsiniz. Tek dikkat etmemiz gereken nokta ipimize uygun tığımızı tercih etmemiz. Kalın iplerimiz için 3 numara tığlarımızı ya da 3.5 numara tığlarımızı bu ayarındaki yani bu ipimizin kullandığı ayar ya da daha ince ayarlar. 2 ya da iki buçuk numaralı tığlarımızı tercih edebiliriz. Tabi elimizin sık ve gevşek oluşuna göre de tığlarımızın numarasını ayarlayabilirsiniz. Bir tane ördükten sonra ya da öncesinde bir parça modelimizi çalışarak başlarsınız. Elinizin ipinize hangi şekliyle daha güzel sonuç verdiğini görürseniz hem el ölçüsü hem ip ölçüsü ona gözünüze güzel gelenle başlarsanız çok daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Evet yeleğimizi minik çocuklarımız için ördüm. Büyük ölçüde başlamak isteyen arkadaşlarım önde ve arkada kolda yine aynı şekilde artışlarımızı yaparak başlayabilirler. Şu şekilde artış yapabiliriz. Bir yaş üzeri çocuklarımız için örmek isteyen arkadaşlarım için hatırlatmak istiyorum. 6 ve 6 öne ilave edelim. Yine kollarımıza altışar ilave edelim. Arkaya ise sadece yani önlerin toplamı 12 ediyor. Kollarımız 6-6 altı altı oluyor. Bir 6 burada, bir 6 burada olunca toplamda 12 tane önümüzü ayırıyoruz. Arkamıza da 10 tane fazla yaptığımız zaman yeterli olacaktır. Yani çekmiş olduğumuz buradaki zincirlerin üzerine 6 ön, 6 arka, 6 kol, 6 diğer kol ve 10 tane de arkamıza ilave edelim. Bu şekilde ayarlamamızı yapalım. Evet yeleğimizin ölçülerine baktıktan sonra hemen çalışmaya başlayalım. ölçümü aldım omuz kısmından ölçüyorum tam 30 santim olduğunu görüyoruz bakınız en sivri yerine tuttum omuzdan tutuyorum en sivri yeri 30 santim şöyle çeviriyorum kol altından genişliğimize bakalım kol altı genişliğimiz ise 27 santim roba kısmının genişliğine bakalım roba kısmının genişliği ise 25 santim olarak ördüm ben 50'şer gramdan 3 tane ip kullandım. Yani 150 gram ip kullandım. Evet, bunu da hatırlattıktan sonra kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimi örmek için Lamia marka ipimi kullanıyorum. Bambu %100 bambudan oluşmakta içeriği buçuk numaralı tığımla örüyorum. Sizler elinizin sıkı ya da gevşek oluşuna göre eğer çok sık örüyorsanız 3 numarayla ya normal örüyorsanız yine iki buçuk numaralı tığımızla örebilirsiniz. Renk numarası ise ipimizin L160 numaralı renge sahip. 115 metre 50 gram ipimizin ölçüleri. İlk zincirimizi çekerek başlayalım. Öncesinde şu şekilde zincirimizi çekerek bir tane düğümümü atıyorum, sıkıştırıyorum ve rahat bir şekilde başlangıç zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Sadece yeleğimizde değil, bütün zincirle başlayacağımız örgülerimizde ilk başlangıç zincirlerini şöyle rahat rahat çekelim, geniş çekelim, başladığımızda büzülme yapmasın. İki zincirimi çektim. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 ve 10. Bir yaştan küçük çocuklarımız için örüyorum. Bir yaştan büyük örecek arkadaşlarım benim buradaki a, 10 zincir çektiğim yere en az 14 ya da 16 zincir çekerek başlayabilirler. Bir yaşın üzerindeki çocuklarımız için. Bir yaş civarında ise bakın 10 zincir çektik. 0-8 aylık çocuklarımız için e, olabilir. Kilosuna bağlı olarak 6 aylık da olabilir. Daha büyük başlayan arkadaşlarımız birazcık daha büyük sayılarda başlayabilirler. Hemen burası ilk başlangıcımız. Temelimizi burada atacağımız için istediğimiz büyüklüğü burada ayarlayacağız. Kolum için zincirimi çekmeye başlıyorum. Yine aynı rahat rahat çekiyorum. 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincir kolumuz için yeterli olacaktır. Hemen 12. işaretimi takıyorum. Büyük başlayan arkadaşlarım burayı 16 yapsınlar. Ve devam ediyorum. Arkamızı örmeye 1, 2, 3. Şöyle ipimi yarımlamak istemiyorum. 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Evet hemen işaretimizi takalım. İliğimizin arkası için örmüş olduğumuz zincirimiz de burası. Kolumuz için tekrar örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Hemen takıyorum işaretimi. Son olarak yeleğimizin önü için başlangıçta yapmış olduğumuz gibi 10 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet yeleğimizin bütün bölümlerini bu şekilde Örerek ayarladım. 10 ve 10 önlerimizi yaptık. 12 arkamızı, kollarımızı yaptık. Arkamızı ise 18 zincir çekerek ayarladık. Santim olarak ne kadar olduğunu hemen bakalım. Örgümüzü birbirimizle kıyaslamak için en güzel bir yöntem. Sadece zincirlerimizin olduğu bölüm. Bakınız şöyle düzelttiğim zaman şu kısımlardan 24. 3,5 buçuk 23 buçuk santim 24'e de yaklaşıyor aslında şu şekilde Evet şimdi trabzanlarımızı üzerine örmeye başlayalım 1 ve 2 2 zincir geriye çekildim iki tane zincir de ilave ediyorum elim bakınız çekildiğim ikinci zincirin hemen altında toplamda burada 4 tane zincirim oldu iki geri çekildim iki ördüm tığımın başında oluyorum hemen geri çekildiğim bakınız ikinci zincirin içerisine girerek trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Sonrasında birer birer zincirimin içerisine trabzanlarımı örüyorum. İkili trabzan şekliyle örmekteyim. türlü iple yeleğimizi örebilirsiniz. İlavambo olmasına gerek yok. İşaretimi taktığım yere kadar ördüm. 2, 4, 6, 8, 10. Bakın 10 zincir ayırmıştık zaten. Hazırlığımızı yaparken araya 1 ve iki tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Ayracımı çıkardığım yere ilk trabzanımı örüyorum. Diğer işaretimi taktığım yere kadar birer birer trabzanlarımızı örüyoruz. Bu sıramızda sadece trabzanlarımızı zemin olarak hazırladığımız zincirlerimizin üzerine yerleştiriyoruz. Hiç artma eksilme yapmıyoruz. Birebir ne kadar zincir çektiysek o kadar trabzanlarımızı örüyoruz. Her geçiş arası için ikişer zincirimizi çekiyoruz. işaretime kadar geldim son zincirimi ördükten sonra işaretimi çıkarıyorum burası da kolumuz için hazırlamış olduğumuz zincirlerimiz de bakınız gayet güzel oldu iki tane bölüm arası için zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum çıkardığım yere giriyorum bakınız zincirimi ve şimdi arkaya başladım Arkadan da pembe işaretime kadar birer birer örüyorum. Evet pembe işaretimize kadar örerek geldim. Hemen iki tane zincirimi çekiyorum. Bölüm arası ayracımı çıkarıyorum. Çıkardığım yere girerek kırmızı ayracıma kadar birer birer kolumu örmeye başlıyorum. Tam 12 tane trabzanımızı yine ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Son olarak önümüzü örerek tamamlıyoruz. Tam başını doluyorum. Ayracımı çıkardığım yere giriyorum. Toplamda 10 tane önüm için hazırladığım zincirime trabzanlarımı yerleştiriyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakınız zincirlerimizi sayarak yaptığımız için hiç sayımızda yanılma payı olmamakta. Eğer zincirlerimizi çekerken herhangi bir şekilde az ya da fazla çekmediysek birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Hemen ikinci sıramız için kenardan bir iki tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum ikinci trabzan üzerine batıyorum hemen dibine batmıyorum bakınız ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve birer birer zincirimi çektiğim yere kadar ilerliyorum başlangıçta özellikle 3 çekmedim potluk olmasın diye iki tane yeterli bu ipimizi tabi ipiniz çekecek bir ipse 3 zincirle başlangıcımızı yapabilirsiniz. Birinci artış yerimizde Bakınız birebir 10 tane trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10. Aşağıdaki ile yukarıdaki şu an eşit. Şurada ilk artış yerimize ikinci sıramızda bakınız. 3'er tane artışımızı yapıyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak artışımızı yapalım. 1, 2 ve 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bakın 3 artışımı yaptım. Tekrar aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Tekrar başlıyorum. Hemen kolumun ilk trabzanın tepesine batıyorum. Yeni başlayan arkadaşlarım karıştırmasınlar. Bakınız hemen şu kısma batıyoruz. Trabzanımızın arkasına ve diğer iki zincir çektiğim yere kadar birer birer trabzanlarımın üzerine batarak ilerliyorum. Evet iki zincirimin bulunduğu noktaya kadar örerek geldim. Bakın son trabzanımızı birlikte örelim. Şu şekilde en son trabzanımı tepesindeki minik göze batıyorum. Son trabzanımı ördüm. Şimdi zincirimin içerisine ilk başlangıçta kaç tane artış yaptıysak bütün sıramızı o şekilde götürmemiz gerekmekte. Tığımı başında doluyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm. 1 ve 2 zincir çekerek artışımı yapıyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 şimdi aradaki arkam için hazırladığım bütün zincirlerimin üzerine birer birer trabzanlarımı örerek ilerlemekteyim diğer iki zincire kadar bu şekilde ilerleyelim orada da yine aynı şekilde 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak hem burada hem de kolumuzla önümüz için Ördüğümüz zincirimizin üzerine trabzanlarımızı yerleştirelim. Bu şekilde ikinci sıramızı tamamlamış olalım. İkinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Üçer üçer artışımızı yaptık. Aralarda yine iki zincirimizi çektik. Şimdi en son trabzanımı ördüm. Üçüncü sıramıza başlıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığın başını doluyorum bir trabzan atlıyorum diğer trabzan üzerine gelerek batıyorum bakın 4 zincir çekmiştim bir tane zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp diğer trabzanıma batıyorum bir zincir bir atla diğerine bat bir zincir başını doluyorum bir atlayıp diğerine bat şekliyle kafesler yapıyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum en son trabzanına kadar örerek geldim bakınız 1 2 3 4 5 6 tane kafesimi oluşturdum şimdi bir tane zincir çekiyorum yuvanın içerisine girerek 2 zincir çekip artış yaptığım yere girerek 2 tane trabzanımı yan yana örüyorum 1 ve 2 iki trabzanımı ördükten sonra bir iki tane zincir çekiyorum önümü tamamlamış oluyorum zincirimle zincirimden sonraki bölüm kolum için öreceğim bu bölüm oluyor bir ve iki tane zincirimi araya örüyorum artış yaptığım yer bir tane zincir çekiyorum yani iki tane trabzanımızı zincirimizden sonra örüyoruz hem öncesinde hem sonrasında ikişer trabzan artışımızı yaptık bakınız kafeslerimizden sonra bir tane zincirimi çektim hemen en son trabzanımın üzerine battım şu şekilde bir zincir çekiyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum diğer trabzanımı örüyorum bir zincir bir atlayıp diğerine batalım ve bu şekilde artış yerimize doğru ilerleyelim Üçüncü sıramızı kafes yaparak örüyoruz. Bakınız bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bir tane zincirimi çektim ve en son trabzanın bulunduğu yerdeyim. Bakınız bir zincir çektikten sonra böyle yan yana gelme durumlarında hiç fark etmez. Hemen yan yana örmüyoruz. Bir zincir çekip tepesine batıyorum. Tekrar artış yerime geldim. Bir zincirimi çekiyorum. 2 trabzanı örüyorum 1 ve 2 araya 2 tane zincirimi çekiyorum yeniden iki tane trabzanımı örüyorum. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Hemen ilk trabzan tepesine gelerek batıyorum ve bu şekilde kafesimizi artış yerlerimizde iki trabzan olarak örelim. Diğer trabzanlarımızı bir zincir bir tane trabzan atla şekliyle örüp tamamlayalım. Üçüncü sıramızda kafeslerimizi yaparak geldim ve en son trabzanımı ördüm. Şimdi diğer sıramıza başlamak için zincirimizi çekelim. Bakınız en son trabzanımın üzerine gelerek battım. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen şurasını bakınız içine aldığım için ipimizi. Bakın herhangi bir şekilde fark yok. Evet kitabın başını doluyorum. Bir tane kafesin içerisine, kafesin trabzanına, zincir içine, üzerine, bir zincir içerisine, bir trabzan üzerine. Birer birer trabzanlarım örerek geldim. Zincirimin içerisine bir trabzanım ördüm. Artış yapmış olduğum bakın son iki trabzanımın üzerine de batarak örüyorum. Bir ve iki. İki trabzanımı ördükten sonra yeniden zincir içerisine iki tane artışımı yapıyorum. Bir ve iki. İki zincirimi çekiyorum, ara zinciri. Tekrar yuva içerisine giriyorum. Bir ve iki. Artışlarımızı yine iki iki zincir içerisine örerek ilerleyelim. Tığımın başını doluyorum. Trabzanlarımın üzerine birer birer batıyorum. Bir ve iki. Ben zincirimi görüyorum bakınız zincirimin içerisine bir trabzan trabzanımızın üzerine tekrar zincir içerisine trabzana zincirimize trabzanımıza bir zinciri bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Artış yerimizi ise iki tane trabzan, iki zincir, 2 trabzanımızı örmeyi ihmal etmeyelim. Bu sıramız bakın trabzanlardan oluşan sıramız olsun. Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bir tane zincir içerisine ördüm ve kenardaki trabzanımın üzerine batmayı burada unutmayalım. Bakınız şu şekilde hem zincir içi hem trabzan üzeri örelim. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Yine bu sıramızı Tamamen trabzan olarak örüyorum. İki zincirimi çektikten sonra ikinci trabzan üzerinden örmeye başlıyorum. Ve bu sıramızda da ikişer artışımızı yaparak ilerleyelim. Birer birer bakınız şimdi ön ve kolumuzun bulunduğu ayrım yerine doğru ilerlemekteyim. Evet birer birer trabzanlarımızı örerek geldim. İki tane zincirimin içerisine iki trabzanım ördüm. İki zincir çekiyorum. Tekrar iki tane trabzanımı örüyorum ve bütün sıramı aynı şekilde örerek tamamlıyorum. İki sıra üst üste trabzanımızı ördük. Toplamda beş sıramızı tamamladık. Şimdi Şurada yapmış olduğumuz gibi iki sıra trabzandan sonra bir sıra kafesimizi bu sıramızda da uygulayalım. Şöyle görelim bakın artık ikişer ikişer trabzanlarımızı artırıyoruz. Her bölümümüzde 2 2 artırdık. İlk başlangıçta 3 olarak artırmıştık. 2 2 2 olarak arttık. Şimdi kafesimizi öreceğimiz sıramızda yeniden 2 olarak artışımızı yapıyoruz ve bu şekilde bu sıra kafesimiz sonrasında iki sıra yeniden trabzan sıramızı örerek e, roba kısmını büyütüyoruz. Altıncı sıramızı örmek için hemen dört zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç ve dört. Örgümü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzan üzerine gelerek batıyorum. Ve ilk kafesimi kuruyorum. Bir zincir bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Tıpkı üçüncü sıradaki yaptığımız işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz. Bir atlayıp bir trabzan. Ve yukarıdan da bir tane zincirimizi çekmeyi unutmuyoruz. Ayrım yerimize kadar bu şekilde bir zincir, bir trabzan örerek ilerliyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki bakınız ikisi yan yana fakat fark etmez. Bir tane zincir çekip yeniden burada da bir kafes oluşturuyoruz. Yeniden bir zincir çekiyorum. İki zincirin bulunduğu yere girerek iki tane artışımı yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Kolum için olan bölüm örmeye başlıyorum. İki tane trabzanımı artıyorum. Tıpkı bakınız aşağıda üçüncü sırada yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan ördükten sonra bir zincirimi çekiyorum. Hemen tepe noktasına batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Arkamızdan atlayarak devam ediyorum. Bir atladım. Bir zincir, bir atlıyorum diğerine. Ve bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Üzerine de şu sıralarımızda yaptığımız gibi normal trabzanlarımızı örelim ve robamızı yeterli ölçü olana kadar büyütmeye devam edelim. Yeleğimizin robasını örerek tamamladım. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıra olarak yeniden örmeye başladım. Düz trabzan. Burada kolumuzu artık gövdemizden ayıracağız. Şöyle kaç santim olduğuna bakalım. Şöyle ölçtüğüm zaman 9,5 santim. Şuradan gelmekte bakınız. Şöyle ölçelim. Düz 9 santim. Evet şimdi birleşme işlemimizi yapalım. Bütün trabzanlarıma birebir örerek geldim. En son trabzanımızı birlikte örelim. Tığımın başını doluyorum. Zincirimin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. Ve bir, iki, üç tane zincir çekiyorum kol altı için. Ve kolumu diğer ayrım yerine büküyorum. Şöyle karşılıklı tığımın başını dolayarak bir tane zincirin içerisine girerek artışımızı yapıyoruz. Ve birer birer trabzanlarımızı örerek diğer kol altına doğru ilerliyorum. Evet bir tanesini birleştirdik bakın nasıl kolumuzun şu şekilde 3 de zincirimizi çektik arkadan örerek ilerleyelim. Arkamızdan birer birer trabzanlarımızı örerek geldim. Şimdi kolumuzun altındayız. Tığımın başında doluyorum. Bir tane trabzanımı buraya örüyorum. Yeniden 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimizi çektikten sonra kolumuzu bükelim. Önümüz ve kolumuz arasındaki iki zincirden oluşan ayrım yerine girerek bir tane trabzanımızı örelim. Ve şöyle ipimi yarımlamayı Hemen birer birer trabzanlarımı örerek başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim. Kol altından başlamıştık. Birer birer trabzanlarımı ördüm. En son trabzanımı da örerek tamamladım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve modelimizi kurmak için artık gövde bölümümüze hazır bir şekilde geçiyoruz. Robamız tamamlandı. Şöyle bakınız çok hoş bir roba çalışması oldu. Üçer zincirimizi kol altımıza çektik. Evet. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. Zincirlerimizi çekmiştik diğer tarafta. Hemen çeviriyorum. Yanındaki tırabzanımın üzerine batarak bir tane tırabzanımı örüyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Tığımın başını bir defa doluyorum. 1 2 3 4. 4. tırabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya bir trabzan daha örüyorum. 1 2. Yeniden 1 2 zincir aynı yere batıyorum 1 ve 2 tekrar 2 zincirimi çekiyorum bir defa başını doluyorum bakınız ipimiz katlı olduğu için açılabiliyor dikkatli batmam gerekiyor 4 tane trabzanı aralarına ikişer zincirimi örerek aynı yuvanın içerisine battım tekrar iki tane zincir çekiyorum 1 ve 2 tığımın başını bir defa doluyorum saymaya başlıyorum 1 2 3 4. trabzanın üzerine gelerek batıyorum. 1 2 Hemen yanındaki trabzana batıyorum ve bir sonraki trabzanı batıyorum. 3 üç trabzanımızın üçünü de ayrı ayrı batarak ördüm ve 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Tığımın başını bir defa doluyorum. 1 2 3 4 dördüncü trabzana batıyorum iki zincirimi çekiyorum tığımın başını yine bir defa doluyorum bir ve iki iki zincir tekrar bir defa başını doluyorum 1 ve 2 Yeniden iki zincirimi çekiyorum. Toplamda 4 tane trabzanımızı arasına ikişer zincir çekerek örüyoruz. Trabzanım bittikten sonra yeniden iki zincir çekiyorum, tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 Dördüncüye batıyorum ve başlıyorum birer birer trabzanlarımı örmeye. Toplamda 3 tane trabzanımı örüyorum. Şöyle görelim. Bir trabzan, bir dörder tane trabzanlarımızın olduğu grubumuzu kuruyoruz ardı ardına ve trabzanlarımızı örmeye devam ettim 1 2 3 tane bakınız trabzan grubumuzu iki tane de üçerli grubumuzu yerleştirdim tam kol altının bulunduğu noktadayım kolumuzun altına 3 tane zincir çekmiştim tığımın başını doluyorum 2 zincirimi çektikten sonra tam ortaya gelerek batıyorum 3 üç trabzanımızın üçünü de aynı yuvanın içerisine Buraya kol altımıza örelim. Bir tane yuvanın içerisine bakınız. Üç tane trabzanı ördüm. Şuradaki model boyunca devam edecek direklerimizi tam kol altına yerleştirdik. Diğer kol altına da aynı işlemimizi tekrar edeceğiz. Buradaki gibi bir tane zincirin içerisine üç trabzanımızı öreceğiz. Şimdi modelimizi yine değişiklik yapmadan sadece bu kol altına olan bir durumdu. Bir, şuradan sayalım 2 3 4 4. zincirin yani trabzanın üzerine gelerek battım 2 zincirimi çekiyorum yeniden bir trabzan daha tekrar 2 zincir trabzanı örüyorum 2 zincir ve yeniden trabzanı örüyorum 4 trabzanı ördükten sonra 2 zincirimi çekiyorum tığımın başında oluyorum 1 2 3 4 trabzanlarımı birer birer örüyorum. 2 zincirimi çektim. 1 2 3 4. trabzanımı aralarında 2 zincir olan trabzanlarımı yerleştiriyorum. 3 ve 4. 2 tane zincir. 1 2 3 4 1 yan yana 3 trabzan 2 3 tekrar 2 zincir 1 2 3 4 aralarına iki tane zincir olan trabzanlarımı örüyorum iki zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 kol altına doğru örerek ilerleyelim. Evet arkamızı örerek geldim. Diğer kol altının bulunduğu yere geldim. Bakınız iki zincirimi çektim. Tekrar tığımın başında doluyorum. Tam ortaya gelerek aynı yuvanın içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. İki zincirimi çekiyorum. Şuradaki işlemimizin birebir aynısını yapalım. Önlerimiz aynı olsun. Bakınız ikinci trabzanın üzerine buradaki dört tane trabzanımızı ve arasındaki 2 zincirli bölümünü kurmuşuz yine buradaki işlemimizi tekrar edelim birinci değil ikinci trabzan içerisine şöyle bakalım bakınız hemen buraya da aynı işlemimizi yapalım sayılarımızda sıkıntı yaşamayalım birinci değil ikinci trabzanıma gelerek batıyorum bir trabzan iki zincir tekrar bir trabzan zincirlerim iki zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 bu şekilde uç noktaya kadar devam edelim sadece kol altlarına özel bir durum olarak bir tane zincir içerisine 3 trabzanımızı kurduk Evet şimdi uç noktaya kadar gelelim son olarak iki tane trabzanımızı örelim görüşelim Son olarak iki tane trabzanım ördüm hemen üzerine bir iki üç zincirimi çekelim ve yapmış olduğumuz işlemimizi şu şekilde selerek görelim. İki tane trabzanımızla başladık hemen dört tane trabzanımızı arasındaki iki zincirimizi çekerek ördüm. Üçlü tane trabzanımızın her biri ayrı trabzan üzerine batarak ördük. Kol altımıza bir zincirin içerisine 3 tane trabzanımızı ördük ve modelimizi sırasına uygun olarak kurarak geldim. Mutlaka bu sıramızda kontrolümüzü yapalım. Ola ki e, kafamız dalmıştır. 2 tane modelimizi yani aynı yere yerleştirmeyelim. Yani yan yana olmasın. Bir tane zincirli bir tane trabzanımızın olduğundan şöyle hızlıca bir emin olduktan sonra üst sıramızı uygulamaya başlayabiliriz. Evet zincirlerimi diğer tarafta çekmiştim üzerine örmeye başlıyoruz hemen ikinci trabzanımın üzerine batıyorum hem başlangıçta hem bitişte ikişer trabzanımız var modelimiz bitene kadar bu trabzan sayılarımız aynı kalacak Evet şimdi tığımın başını doluyorum bakın zincir çekmedim hemen şurada gördüğüm ilk trabzanımın üzerine batıyorum bir tane trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum. İki zincirin içerisine iki tane trabzan örüyorum. Bir ve iki. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzan üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. Ve iki zincirin içerisine bir trabzan, iki zincir, bir trabzan örüyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Tekrar trabzan üzerine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum. Buradaki iki zincirimizi tam orta yere uyguluyoruz. Bir sonraki modelimizi buradaki iki zincir içerisine yerleştireceğiz. Evet devam ediyorum. İki zincirimin içerisine iki trabzan, bir ve iki. Ve trabzan üzeri yeniden trabzan araya 2 zincirimizi ve 3 trabzanımızı modelimiz bitene kadar hiç değişiklik olmadan her sırada uyguluyoruz. 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bakınız. Trabzan öncesi 2 zincir, trabzan sonrası 2 zincir. Şöyle bakalım modelimize. 5 tane trabzanımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. 2 zincirimi çektim. 5 tane trabzanımı ördüm. Yine 2 zincirimi çektikten sonra ilk önce trabzanımın üzerine batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincir içerisine girerek 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Ve zincirimin içerisine girerek batıyorum. Şu şekilde bakınız. İki zincirimi çekip aynı yere bir trabzan daha örüyorum. Şöyle görelim. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın üzerine bir trabzan daha örüyorum. Zincir içerisine iki trabzan. Bir ve iki. Yeniden son trabzanımın üzerine de bir tane trabzanımı örüyorum şu şekilde bakınız modelimizi kurmuş oluyoruz iki zincirimi çekip ortadaki üç trabzanımı hiç değişiklik yapmadan örüyorum 2 ve 3 tekrar iki zincir yine trabzanlarımızı burada kurduğumuz gibi kuralım ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Şöyle görelim bakınız. Bu şekilde sıramızı sonuna kadar tamamlayarak gelelim. Yeniden modelimizin kurulum aşamasını birlikte çalışalım. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bakınız trabzanlarımızı ve iki zincirimizi çektim. Normalde üç tane trabzanlarımızı aynı şekilde devam ettirdim. Şöyle açarak bakalım modelimizi sırası ile trabzanlarımız 5 trabzan 2 zincir 5 trabzan tekrar 2 zincir 3 trabzan 2 zincir şekliyle örerek geldim son trabzanımı ördüm 2 zincirimi şöyle birlikte çekelim Evet çekmişim hemen iki tane de trabzanımı 1 ve 2 çekiyorum 3 tane zincirimi çektim Örgümü çeviriyorum. Yeniden modelimizi kuralım. Tığımın başını doluyorum. Hemen trabzanımın üzerine bir trabzan daha örüyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Arada bakınız ilk başlangıçta da iki zincirimizi çekmiştik. Ve tığımın başını bir defa doluyorum. Aşağıda yaptığımız dört tane trabzanımızı aralarına ikişer zincir çekerek buradaki iki zincir çektiğimiz yuvanın içerisine örmeye başlıyorum. Birinciye giriyorum. Bir trabzan 2 zincir tekrar aynı yuvaya bir trabzan 2 zincir tekrar aynı yuvaya bir trabzan bakın bir tane ipim bitti 50 gramlık ikinciye başladım ve yeniden örüyorum araya iki tane zincirimi çekiyorum 3 trabzanımı birer birer örüyorum 1 2 3 tekrar iki zincir tığımın başını doluyorum bir önceki modelimizi şu aşağıdaki işlemimizi buraya yerleştiriyoruz bir trabzan iki zincir tekrar trabzan iki zincir bir trabzan iki zincir bir trabzan iki zincirimi çekiyorum trabzan sayısını dörde tamamlanınca aradaki 3 trabzanı örüyorum ve modelimizi bu şekilde bir üst sırada kurmuş olduğumuz gibi kurarak ilerliyoruz yeleğimizi istediğimiz ölçüye ulaşana kadar örerek devam ettim her bir model grubumuz iki sıradan oluşmaktaydı iki sırada kendisini tamamladı bakınız her birisi önce zeminimizi hazırladık daha sonra ise trabzanlarımızda doldurduk kaç grup ördüğümüze bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sıra ördüm ve yeterli ölçü oldu. Şimdi kenar çalışması yapmak istiyorum. Kenar çalışmamızı şöyle yeleğimizin düz yönünü ayarlıyorum. Düz yönünden örmeye başlıyorum. Bir tane zincirimizi çekelim bir zincirimi çektim roba kısmının altından başlamak istiyorum çünkü robamızı düğme ve ilik çalışması olarak daha sonrasında yapacağız şuradan başlıyorum bir tane zincirimi çekip sabitledim ve hemen trabzanımın içerisine sık iğne örerek geliyorum 1 2 3 bir trabzanımızı 3 diğer sıradaki trabzanımızı iki sık iğne olarak örelim 2 şimdi öreceğim trabzanımı 3 tane sık iğne olarak örüyorum sıradakine iki sık iğne 1 ve 2 diğerini 3 1 2 3 diğer trabzanımı 2 1 2. Bakınız bir tane 3, bir tane 2 olarak kenar trabzanlarımızı örerek aşağı kadar ilerleyelim. Sıradaki trabzanımın üzerine 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine 2, 1 ve 2. Tekrar 3, 1, 2 ve 3. 2 sık iğne. Sıradakine 3, 1, 2 3 2 sık iğne aşağıya kadar bu şekilde örerek gelelim bir tanesini 3 bir tanesini 2 olarak ördüğüm zaman tam olarak ölçümün olduğunu görmekteyim şimdi trabzanlarımızın şu dilimli olan kısmına gelince yeniden görüşelim aşağı kadar örerek geldim şimdi dönüşümü yapıyorum hemen trabzanımın tepe noktasına batıyorum ikinci trabzanımın aradaki iki zincirime bir ve iki tane sık iğne örüyorum ve trabzanlarımın tepesine batıyorum bakınız minik gözlerin içerisine giriyorum her trabzanıma birer tane batıyorum iki zincirimin olduğu orta yere geldim bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincirimi çekip aynı yuvanın içerisine gelerek batıyorum üç tane zinciri battığım yerin yanına bir tane daha sık iğnemi yapıyorum ve yine trabzanlarımın üzerindeki minik gözlere birer birer batarak ilerliyorum. İki zincirimi iki tane sık iğne 3 üç trabzanımızın üçüne de birer tane tekrar iki zincire iki sık iğne ve trabzanların minik gözlerine birer birer sık iğnemi yapıyorum atıyorum alıyorum bakın şu şekilde alt kısmının çalışmasını yaptık çok hoş oldu iki zincirimin olduğu yerdeyim bir tane sık iğnemi yapıyorum bu tam beşer trabzanın ortasındaki iki zincir bir sık iğne yaptıktan sonra bir iki üç zincirimi çekip aynı yere batıyorum kenarına bir tane sık iğne ve trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum Bakınız, trabzanlarımızın üzerine sık iğnelerimizi yapıyoruz zincirime iki tane sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim diğer yeleğimizin yan köşesindeki geçişi de sizlerle birlikte yapalım yeleğimizin alt kısmını bu şekilde örerek geldim şimdi diğer yandayım yine aynı şekilde bir tane trabzan sıramızı 3 diğer trabzan sırasını 2 tane sık iğne olarak örelim. 3 tane ördüm başlangıcı. Bir sonraki trabzanımızı 1 ve 2 ve ilerliyorum. 2, 3, bir tane 3 diğer trabzanım 1, 2 sona kadar bu şekilde örelim uç noktaya kadar örerek geldim en son trabzanımı da iki olarak örüyorum hemen diğer tarafı da şu şekilde bağlantımızı yapıp aradan ilmeğimi geçirip bir zincirimi çekiyorum ve buradan kesiyorum şöyle bakınız düğmelerimi de diktim buraya diğer tarafın ilik çalışmasını da birlikte yapalım şöyle görelim bakınız burayı düğme için trabzan sırasını bir defa ördüm İki sırada sık iğne sırası ördüm karşı tarafta da aynı işlemimizi yapacağız sizler bir sıra trabzanımız yine trabzan sıramızdan bakın bir tanesini 3 bir tanesini 2 olarak ördüm ve üzerine her bir trabzanın üzerine iki sıra sık iğnem ördüm istediğiniz renkteki e, düğmelerimizi inciler kullanabilirsiniz ya da tek renk kullanabilirsiniz nasıl arzu ederseniz düğmelerimizde dikelim karşı tarafın ilk çalışmasını birlikte yapalım Evet ilik çalışmamız için bir tane zincirimi çekerek başlıyorum. Bu şekilde tığıma bir düğümümü atıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru inelim. Trabzan yönümüz düz olsun. Üstten başlıyorum bakınız. Trabzanımızın tam tepe noktasına yakın batalım. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. İpimi alttan şu şekilde gizliyorum. İkinci bir trabzanımı örüyorum. Bir sonraki sıraya 3 tane tırabzanımızı örelim. 2 ve 3. Sıradaki bakınız kafesten olan trabzanımızı 2 defa örelim. İpimizi de gizliyoruz şu şekilde. Sıradaki 3 örüyorum. 1 2 ve 3. Bir sonraki tırabzanımıza yine 2 defa 3 1 2 ve 3 1 2 trabzanlarımızı yukarıdan aşağıya 2 3 2 3 2 3 şeklinde örerek aşağı doğru devam ediyorum 1 2 ve 3 son trabzanımızı iki olarak görüyorum 1 ve 2 bir tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum hemen aynı yere batıyorum ve ilk düğmemin karşısına gelecek iliğimi çalışmak için zincirimi çekiyorum bir iki tane yeterli bir iki atlıyorum üçüncüye batıyorum şu şekilde bakınız düğmemizin geçeceği büyüklükte olsun Evet devam edelim. 1 2 bakın sık iğnelerimi örerek ilerliyorum. Eğer düğmeniz büyükse zincir sayımızı 3 olarak belirleyelim. Diğer düğmemi diktiğim yere bakıyorum. Bakın kafesimin üzerine dikmişim ikinci kafesimin. Hemen yaklaşıyorum. Şuradan itibaren örüyorum. 1 2 sayıyorum. 1 2 3'e batıyorum. Ve ilerliyorum en son iliğimizi bakınız şuradaki son trabzan sırasına yapıyoruz düğmemiz en üstte olduğu için düğmeleri tabii ki daha sonra da dikebilirsiniz iliğimizin karşısına gelecek yerlere 1 2 iki, iki defa zincirimi çektim 1 2 3'e batıyorum ve bir tane daha yanındaki trabzanımın üzerine batarak sık iğnem örüyorum. Bir tane zincirimi çektim. Bir sıra daha geçiyoruz. Bakınız, hemen dibine battım. Sık iğnemin üzerine battım. İki zincirimin içerisine bir, iki tane sık iğnemi yaptım. Birer birer sık iğnelerimin üzerine batarak iniyorum. İliğimize iki defa batalım. zincirimin içerisine 1 ve 2 ilerliyorum Evet bu şekilde 3 tane ileğimizi çalıştım. Şimdi bir zincirimizi çekelim. İpimizi buradan keselim ve kolumuzu çalışmak üzere hemen buradaki ipimiz içeri gizledikten sonra kolumuza dönelim. Düğmelerimi e, ilimin içerisinden geçirdim. Bakınız gayet güzel oldu. Şimdi kolumuzun bir tanesini daha öncesinden çalıştım. Diğer kolumuzu da sizlerle birlikte çalışmaya başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde düğümümü atıyorum. Hemen kol altından örmeye başlayalım. Tam altından batıyorum bu şekilde sabitledim kendimi bir tane de zincirimizi çekip güçlendiriyorum tığımın başını doluyorum hemen buradaki bakınız artış yerine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 2 zincirimi çekiyorum tekrar 3 tane trabzan aynı yuvanın içerisine örüyorum ve sayıyorum bakınız 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı ördükten sonra 1 2 3 3. Trabzan arasına gelerek batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. 3. Trabzan arasına 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı örelim. 1, 2 ve 3. Tekrar 1, 2, 3. Batıyorum araya tığımın başını doluyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 2 zincir aynı yere 3 trabzan daha örüyorum sayıyorum 1 2 3 bu şekilde bütün kolumuzu örerek ilerleyelim aşağıda Başlangıç yerimizde görüşelim. Başlangıç yerimize kadar 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak örüp tamamladım ve başlangıç yerimizdeyim. 3 tane trabzanım ördüm. Hemen başlangıç yerimin bulunduğu aynı yere gelip batıyorum ve hemen trabzanlarımın üzerine birer birer sık iğne örerek ilerliyorum. Her bir trabzana bir sık iğne, 2 zincirimin içerisine bir tane sık iğne, 1 2 3 zincir Aynı yere batıyorum, tekrar bir sık iğne daha yapıyorum ve birer birer trabzanlarımın üzerinden devam ediyorum. Bir, bakın her trabzan'a bir sık iğne. Diğer tarafa geçiyorum, şu araya batalım sık iğnemizin aradaki sık iğnenin sağına ve soluna battım. Trabzanlarımı birer birer örüyorum. İki zincirin bulunduğu yere bir sık iğne. 3 zincir tekrar batıyorum ve bir tane sık iğnemi örüyorum. Ve birer birer örerek sık iğnelerimizi ilerleyelim ve başlangıç yerinde görüşelim. Diğer kolumuzu da şöyle görmek istiyorum. Bakınız diğer kolumuzu da aynı şekilde örmüştük. Bu tarafı da tamamlayalım. Yeniden görüşelim. Kol altımıza kadar örerek geldim. En son şu şekilde geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra İpimizi buradan keselim. İçeriği aldıktan sonra iliğimizi tamamlayalım. Hazır çiçeklerden de göğüs kısmına ben şu şekilde takarak kullandım. Sizler dilerseniz çiçek görebilirsiniz. Dilerseniz sade olarak da kullanabilirsiniz. Bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.